Geçenlerde Instagram'da nasıl bu kadar cesur olduğumla ilgili şöyle bir yazı yazdım. Cesur videolar yaptığım için, değinilmeyen konulara değindiğim ve sorulması istenmeyen soruları sorduğum için nasıl bu kadar cesur olduğum hep sorulur. Bu sorunun cevabını merak ettiklerinden mi sorarlar yoksa bu sorunun altında yatan ne gerek var şimdi bu kadar cesur olmaya cümlesi midir bilmiyorum. Geçenlerde yine çokça soruldu tahmin edersiniz. İnsanlar cesur olduğumu hatırlatana kadar ben bunun farkında olmuyorum. Çünkü üretirken korkmuyorum. Yazarken, araştırırken, konuşurken korkmuyorum. Yaptıklarımın cesaret isteyen şeyler olduğunu korkutucu tepkileri aldığımda fark ediyorum. Bu da yine beni cesur bir insan yapmıyor aslında. Sadece tepkileri korkutucu yapıyor. Düşünce sistemini bütün kurallardan, dayatmalardan nasıl arındırdın dersen işte bu sorunun bir cevabı var. Yine kitaplar ve filmler. Çünkü hayat, yaşadığın toplum, ailen seni özgür düşünmen için pek cesaretlendirmiyor. Ama yazarlar öyle mi? Çok özgürler. Hep destek, tam destekler. E insanın dünyanın her yerinden yaşanmış, yaşanacak olan her zamandan yazar arkadaşları olunca da daha özgür düşünüyor, üretiyor ve daha rahat sorular soruyor. Arkam sağlam yani merak etmeyin. O yüzden okumalı, izlemeli, gezmeli, üretmeli. Yoksa o zamanın ruhuyla, yaşadığın ülkenin şartlarıyla ne verildiyse sana onu yaşıyorsun. O da bana hak yemek gibi geliyor. En büyük günah işte böyle bir yazıydı. Ama sonra dayatmalardan, kurallardan zihnimi nasıl arındırdığım üzerine düşününce tek sebebinin bu olmadığını fark ettim. İnsanların özgür ve özgünce üretmesinin önündeki en büyük engellerden biri de bence akraba terörüdür. Benim hayatta en büyük şanslarımdan biri de akraba terörüne maruz kalmamış olmamdır. Evet, rahat olarak kendi ifade etmemde kitapların, filmlerin çokça gezmemin etkisi büyüktür. Bana göre insan aklına düşen her soruyu sesli bir şekilde ifade etmelidir. Cevabı da araştırılmalıdır, üzerine düşünülmelidir. Çünkü bu soru Birinin aklına düştüyse onun gibi birçok kişinin de aklındadır ve bu zehir kana karıştı mı? yerinde durmaz. Bütün dinleri de sorgularım, milletleri de, tarihi de bana göre konuşulmaması gereken konu yoktur. Ama bunu bu kadar rahat yapmamda yazarlarla beraber bir büyük etki daha var ki o da akraba teröründen uzak kalmam. Özgür düşüncemin, hiçbir şeyin fanatiği olmamamın, her şeye eşit mesafeden yaklaşmamın en büyük sebeplerinden biri de bu. Çok yetenekli, bilgili arkadaşlarımın kendilerini ortaya koyamama, üretmeme sebeplerinin dayıları, amcaları, halaları olduğunu görürdüm yıllarca. Dayı ne derdim ya? Dayı kim? Bir insanın hayatını nasıl etkileyebilir? Aslında bu soruda bir isyan olduğu gibi fark ettiyseniz hüzün de var. Ama bir başarı hikayesi de var. Hikayeyi anlatacağım. Hikayedeki duygu isyan ile başlıyor hüzünle devam ediyor ama iyi ki son buluyor. Merak etmeyin. Ya babam biliyorsunuz ben 13 yaşındayken öldü. Bazı insanlar evrende çok büyük yer kaplar. Babam da öyleydi. Aile, sülale için çok önemli bir figürdü. Öleli 17 sene oldu. Herkes sürekli onu övgüyle anar. Durumu maddi olarak fena değildi. Ailenin en büyüğüydü. Çok sosyaldi. Türkü söylemeyi çok severdi. Öldüğü güne kadar evimizde özellikle hafta sonları her akşam uzun yemek masaları kurulurdu. En az 20 kişi misafir olurdu evde. Ama birilerinin doğumu, birilerinin ölümü ölümü bir toplumdaki bütün taşları yerine oynatabilir. Babamın ölmesi de bizim sülale için öyleydi. Akrabalarla çok iç içe, gülmeli, eğlenmeli, çalmalı, söylemeli bir sülaleyken babamın ölmesiyle herkes yok oldu. Hep derim benim o gün babam ölmedi. Hayatımdaki birçok insan öldü ve o sadece babamın cenazesi değildi. Babamın ölmesiyle 40 günlük yaz süreci bitince biz aslında annemle baş başa kaldık. Benim için o saatten sonra bir annem vardı bir de ben. Ablam abim vardı ama ikisi de yeni evliydi. Artık kendi çocukları ve aileleri vardı ve o uzun yemek masaları, halalar, amcalar, dayılar gitmişti. Annem de durum böyle olunca beni daha çok sevdi. Daha çok korudu. Ne kadar sağlıklıdır bilmem ama uzun yıllarda hep beraber uyuduk. Tabii ki zamanlar birden hayatımızdan çıkan akrabalarımı çok suçlasam da, yalnızlığımıza isyan etsem de sonra alıştım. Bu konu ufak bir hüzün maddesi oldu hayatımda o kadar. O zaman e, meselelere geniş perspektiften bakamıyordum. Neyse işte bu sebepten annemden başka karışanım görüşenim pek olmadı hayatımda. Genel olarak bir insana karışabilmeniz, ona yapma, etme, dur cık 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 diyebilmeniz için o kişiye emek vermeniz gerekir. Beni arayıp, Başak kötü yola düşmüşsün etme kızım diyebilmesi için herhangi birinin benim için emek vermesi gerek. Çünkü diğer türlü Başak sizi bu zamana kadar neredeydin cümlesiyle karşılayabilir. Her şeyi tek başıma yaptım. Yani bir yerde dayısı olmayanların dik bu anlamda. Ama yaşadığım bu durumun bir hediye olduğunu, aslında ne hüzünlü ne de isyanlık bir durum olduğunu, hatta bir nimet olduğunu bundan iki sene önce anladım. Çok yetenekli bir arkadaşım içinden geldiği gibi üretememesinin sebebini dayısı olduğunu söylemişti. Dedim ki Dayı nedir ya? Yapma Allah aşkına. Sen kaç yaşına gelmişsin? Dayın ne karışır sana? O da dedi ki dayımın bizde çok emeği var. Anneme maddi çok katkısı olmuş biz küçükken ona borçluyuz. İşte akraba ilişkilerindeki sıkıntı burada başlıyor. Alma verme dengesi inanılmaz bozuktur akraba ilişkilerinde. Her türlü ilişkide alma verme dengesi çok önemlidir. Aldığın kadar vermelisindir ki o ilişki devam etsin. Aldığından daha çok veriyorsan terazi bozuluyor ve o ilişkiler sürmüyor. Nasıl bir insanın sizden yaşının büyük olması ona saygı duymanız için yeterli bir sebep değilse akraba olmanız da onu ciddi almanız için sebep değildir. Ama işte zamanında yapılan bir iyilik, sana zor durumdayken yardım etmesi, seni akrabana ömür billah borçlu yapıyor. Bir laf vardır. Birinin sana ömür boyu borçlu olmasını istiyorsan ona karşılıksız iyilik yap diye. Yıllar önce dayılardan biri hayatlarına maddi katkı sağladığı için hala onun minnetini duyuyor ve dayım ne der korkusuyla da özgürce üretemiyordu. Galiba yaşadığım bu konuşmalardan sonra bu konuda ne kadar özgür olduğumu anladım. Hatta bir ara kendimi Allah'a, "Beni çok seviyorsun, değil mi? Babamın hayatından çıkmasında bile benim açımdan bir planım vardı, değil mi?" Babam yaşasaydı, her yaptığıma, her yazdığıma, her fotoğrafıma laf söyleyen akrabalı. Kuzenlerim olacaktı. Benim için en hayırlısı buydu. Teşekkür ederim derken buldum kendimi. Düşünsenize yaptığım videolarda gerçekten arkadaşlarıma nasıl konuşuyorsam öyle konuşuyorum. Cinsellikle ilgili konuşuyorum, dinle ilgili konuşuyorum, politika ile ilgili. O kadar rahat konuşuyorum ki bugüne kadar kimse ne beni ne annemi yaptığım işlerden dolayı aramadı. Çünkü cevap belliydi. Bir yeğeniniz oldu şimdi mi aklınıza geldi. Alma verme dengesi akrabalarla aramda hiç kurulmadığı için bir borç ve alacak da hiç oluşmadı. Durum böyle olunca hiç bilmedim akrabalarım benim aklıma ne düşünüyor, ne söylüyor. Annem hiç aks Hala ara sıra sorarım telefonda yan yanayken. Azıcık havadis ver verişe ne yapıyor insanlar falan diye. Anlatmaz. Yani vallahi Başak anlatacak bir şey yoktur. Bunu bilerek yapmaz ama o enerjiden hep uzak tutmuştur beni. Babamın ölümü evrendeki dengeleri sarsmıştı. Söylemiştim ya babam evrende büyük bir yer kaplıyordu. Kimse suçlu değildi aslında. O birlikteliği birlikte tutan, manyetik alan yani babam kaybolmuştu. Ve insanlar isteseler de bir araya gelemiyorlar. En ufak bir rüzgara dağılıyorlardı. Ama yoktu yani sonuç olarak. Ne amcam, ne dayım, ne halam, ne teyzem. Vardılar tabii ama etkileri yoktu hayatıma. Bayramda, cenazede, düğünde görür, sarılırım ama hayatımı etkilemezler. Sadece annem ve ben vardık. Buna şimdi o o kadar seviniyorum ki babamın ölümünün bu açıdan bile bugünkü ben olmamda, üretmemde o kadar etkisi var ki. Çünkü bütün akrabalarımız ölemezdi. Bu toplu bir katliam olurdu. Babam tek başına ölerek kendini feda etmiş ve dengeleri bozmuş olabilirdi. Yıllarca babam olsaydı ben daha güzel yazardım dedim. Ama aslında hayır. Babam bittiği için ben yazabildim, üretebildim. Çok mu ekstrem düşünüyorum? Nihan Kaya İhale Yoktur kitabında anne babaya sırf anne baba olduğu için verilen haksız değer diye bir cümle yazmıştı. Tabii ki de bu cümleye katılıyorum. Bir de buna akrabayı eklemek istiyorum. Birilerinin sırf akraba oldukları için verilen haksız bir değer var. Bir de ortada görünür olmayan gizli bir karşılıksız iyilik anlaşması ve akraba teröründe asıl yaratan aslında bu. Arkadaşlarımın dayıları, teyzeleri, halaları, amcaları yüzünden hayatlarını çok mahvettiklerini gördüm. Başta da dediğim gibi anlayamazdım. Amcan ne ya derdim. Amca bir insan hayatı neden karışır? Ama derdi ki amcamın bize çok büyük bir faydası oldu. Ya da dayımın ya da halamın. Ay işte yani karşılığı alınmamış iyilik kadar tehlikelisi yoktur şu hayatta. Birinden bir hizmet ya da mal alırsın. Parası neyse de ödersin. Mesela orada kapanır. Herkes alacağını almış, vereceğini vermiştir. Hayat devam eder. Ama biri size karşılık beklemeden bir iyilik yaptığını söylüyorsa ve bu iyiliği yapmışsa yandın demektir. Artık ömür boyu borçlusun. Biz akrabayız ya. Ho lafı mı olur cümlesi ileride aslında çok fazla lafı olacağının da habercisidir. Öyle bir lafı olur ki Ayşe'ye söyle o fotoğrafı kaldırsın deme cüretini bile gösterebilir. Abimle ablamın akrabalarıyla ilişkisi daha derindir. Daha korkarlar. Akrabalarının sözlerinin daha büyük tesiri vardır üzerlerinde. Arayıp azarlayabilir dayılar ya da amcalardan biri. Beni arayamazlar. Çünkü başında olmadığın hikayenin sonuna girip söz hakkı ilan etmek hangi romanda vardır? Girişte gelişmede yoktun. Sonuçta da girersen herkes bu adam nereden çıktı ya der. O yüzden telefonum hiç çalmaz. Akrabalarım ne düşündü diye düşünmem yaşarken üretirken. Annemin ne düşündüğü bazen önemlidir. O da arar hep tebrik eder. Bir de nereden buluyorsun o lafları dar da Ben de verdiğin özgürlükten ve koruduğun akraba teröründen derim.